Yangının şu an 3. günündeyiz. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çamın içerisinde çıra dediğimiz maddenin sıvısı olduğu için o sıvı alevle karışarak aşağı süzüldüğü için için yanmasına sebep oluyor. Bunu en kısa sürede söndürmezsek eğer 80 yıllık bir ömrün biteceğini görüyoruz. O yüzden piknik yaparken ateşimizi söndürmeden ve çöplerimizi toplamadan gitmeyelim lütfen. Çünkü hava sıcaklığı 38 derecelerde seyrediyor. Ve sonuç gördüğünüz gibi milyonlarca canlı, kaplumbağalar, tavşanlar yanıyor. Elektrik direkleri yanıyor, devriliyor. Aşağıda işte elektrik devrildikten sonra suya düşüyor telleri ve oradan insanlar geçiyor, hayvanlar geçiyor. Ve onların da canlarına mal oluyor maalesef. Lütfen daha dikkatli olalım. En ufak bir orman yangınları veya dumanları gördüğümüzde 112 acil çağrı orman ihbar hattımız 177'yi arayarak bizlere bilgi verebilirler. Biz de en kısa sürede inşallah elimizden gelen çabayla söndürmeye gayret ederiz. Benim bir de ricam, Sayın Cumhurbaşkanımızdan da ricamız bu. Ben 11 yıllık emekçi olarak ve bizden daha önce 2007'de giren arkadaşlarımız da var. Hala mevsimlik çalışıyoruz maalesef. Gördüğünüz gibi canla başla. Dün az kalsın bayılıyordum ben. Duman yuttuk. Az kalsın zehirleniyorduk. Evimizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan uzak burada emek veriyoruz. Ricamız kadromuzun en kısa sürede verilmesini Bekir Pakdemirli Sayın Bakanımızdan, Sayın Genel Müdürümüzden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan bunları istirham ediyoruz. Çünkü benim boyumca çocuklarımız olmuş. Önceden 5 ay 29 gündü. Çok şükür 3-4 yıldır da 9 ay 29 gün çalışıyoruz. Benim boyumca çocuklarımız olmuş. Üniversite çağlarında 6 aylıkken ayakkabının birini alıyorduk, birini alamıyorduk. Yani ihtiyaçların bir kısmını karşılıyorsak bir kısmını karşılayamıyorduk. Yani biz gördüğünüz gibi tutuştu. Ateş insanı da yok ediyor. Yani bunların geleceği söndüğü gibi kadro olmadığı zaman da bizim geleceğimiz sönüyor. Herkesin mutlu mesut olması için Cumhurbaşkanımızdan da kadromuzu talep ediyoruz. Evet, şu anda haber esnasındayız ve az önce sizlerin vurguladığı aslında o çıra yanmaya devam ediyor rüzgarın da gücüyle birlikte. Biraz sonra herhalde buraları da suyla bir soğutma çalışması olacak ve yeniden söndürme işlemini gerçekleştireceksiniz. Tabii. Şu an tam 34. Arazöz'ün tankını boşalttık. 34. sortimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi rüzgar körük görevi yapıyor. Hava ile köz birleşti mi de alev çıkacak zaten. Koskoca gördüğünüz gibi bu ağaç en az 80 yıllık dedim ya, yani bir can, her ağaç bir can zaten. İptal olacak. O yüzden hemen çalışmalara başlamamız lazım.